hocama da onu soracaktım. Şimdi diyorsunuz ki katılıyorum evet. Hem sermaye hem de güvenlik anlamında İ İsrail e 7 Ekim'den bu yana çok ciddi bir nüfus kaybetti. Nüfus. Şimdi gelinen noktada olay Eliat'tan olay Hayfa'dan Yafa'dan şuradan buradan çıkıp Kayseriya bölgesinde zengin zümrenin Başbakanlık konutunun olduğu noktaya kadar ulaştı. O evde mi? bir doktorunmuş. İsrail daha fazla <laughs> silah için, yani. daha fazla işte için, daha fazla işte hibe için, daha fazla F35, daha fazla işte taat füzeleri için bunu yapıyor tamam. Hı hı. Ve daha fazla sınırını genişletmek için bunu yapıyor. Hı hı. Tamam. Ama İsrail bir yandan çok ciddi şekilde burada şey kaybediyor, nüfus kaybediyor. Tabii. Bütün bu alanlara sahip olup nüfusunu kaybettiği kaybeden bir e, İsrail ve ben e, geçen hafta söyledim, yeniden söylüyorum ben İsrail'in İran'ı geniş kapsamlı bir şekilde vurabileceğine inanmıyorum çünkü bu sefer bugün Başbakanlık kontuna giden bir drone belki 500 olacak, belki 1000 olacak. E, dolayısıyla farklı bir İsrail'i göreceğiz ve hayalet bir İsrail'i göreceğiz. Peki ta ee, yani o zaman yani, Netanyahu Suikasti bize neyi gösterdi bugün? Ya şu. Netanyahu suikastine e, sevgili Emrah'ın Tel Aviv'den aktardığı ve sevgili Fulya'nın Beyrut'tan aktardığı çok ilginç bir olay var. Şimdi Apache helikopteri bu dronu izliyor. Bugün, İkisini vuruyor birini bugün, vuramıyor. Evet yani. Karavana. Şimdi bu bir soru işareti. Karavana. Şu bir gerçek ama. Netanyahu bir gün daha iktidarda kalmak için binlerce İsrailli feda oraya eder. bir soru işareti Tabii. koydun oraya aç ne demek istiyorsun nedir ya Didir şu Apache helikopteri izliyor yani kol uçuşu yapıyorlar değil mi komutanım ya, yani kol, ben tek helikopter gördüm ama şimdi bi, bakın burada bir tane, bu var arkada da var. E, eee uçuşu değil. yapıyorlar. Şimdi bu tek değildir o. Biz soru işareti yani. kolda gidiyorsa bunun radarı onu görüyor demek. Önüne alıp öyle vuracak. Eee helikopter zaten, değil he, siyah galiba. E, şimdi bu Hihi bunu vuracak. İkisini vurduğuna göre üçünü niye vuramıyor? Evet. Ya, ya bu, bu bir. Yani çok ilginç geldi bana. İk i̇kinci husus şu. E, buradaki asıl mesele. Abi bu arada hocam özür dilerim. Emrah seslenmiş. Bir Emrah'ı bir dinleyelim sonra siz anlatın. Emrah? Bak orada gidiyor yani. Ne oldu? E, Fulya bir dahil olacağım. E, enteresan bir paylaşım gördüm bugün bir yerde. E, şöyle bir şey e, söyleniyor. Şimdi e, Netanyahu'nun evinin hedef alınmasını İran'daki bazı kaynaklar, bazı te Telegram hesaplarında da e, övgüyle bahsediliyor. İşte hedef alındı tarzında bir şeyler değerlendirmeler varken burada bir takım e, yine e, özellikle gazeteciler veyahut da başka isimlerde e, şöyle bir şey söyledi. Bakalım Hamaneih'in evinin camlarında da böyle korunaklı e, kurşun geçirmez pencereler var mı Göreceğiz diyorlar. İrenci yani buradan diyor yani. akla e, acaba bu hedef alınacak yerler arasında orası da mı var? Bu birkaç yerde bunu gördüm böyle. İsrail İnsan bir animasyon geldi. yayınlamıştı. Evet. Musun? Paylaşıyorsunuz. Tamam. Ee, Başbakan Netanyahu'nun evinin e, Nasrallah devriliyor, Reisi devriliyor. Evet. En Demirat son bir soru işareti vardı. Evet. Burada şimdi bakın Netanyahu'nun söylediklerine bakalım. Ee, diriliş savaşını sürdürmekten caydırmayacak. Neden diriliyorsun? Tabuttan mı çıkıyorsun yani? Ne ne dirilişi bu? İkinci husus, e, kendi kamuoyuna yük yükleniyor. İsrail vatandaşlarına zarar veren herkes bedelini ağır örecek. Teröristlerinizi yok etmeye devam edeceğiz. Ama iki tane mesaj veriyor. Bir, Gazze'deki rehineleri geri getireceğiz. Ama bu durum çok zor. Diğer taraftan kuzeydeki sakinleri, yani Lübnan'ı biz ele geçirip buradaki e, tamponu kurduktan sonra Tekrar e, bu yerleşimciler yerine geçecek. Bugün gördük ki yerleşimciler gene Batı Şeria'da insanları katlettiler. Gene zeytin ağaçlarını yaktılar. Ama burada söylediği şey şu. Hocam e, oraya gelmeden şurada da bakın fotoğrafı verdik. Yani hani Netanyahu suikastini konuşuyoruz ya evine yönelik suikast girişiminde? Yani direkt olarak bakın evin penceresine hedef almışlar. Bu kadar nokta atışı bu, çok büyük bir güvenlik zafiyet anlamına gelmiyor. Bu acaba kurşun geçirmez cam dediği budur mutlaka şey yapılmamış. Ama benim gördüğüm bu helikopterin attığı da olabilir mermi. Bir, iki. Nasıl? Kendi helikopterin attığı mermi de olabilir bu. Niçin biliyor musunuz? Kendi Eğer bu siyasa, bu siyasa buraya çarptığında... Ne, ne demek o? Şimdi bunu takip eden helikopter var ya. Onu vuracağım diye belki de buraya ateş etti bilemiyoruz. Hmm. Ee, e, saken mermi de olabilir. Çünkü bu Bakın bir iki yerde delik açmış. Bu bir siyah deliği olsaydı orayı patlatırdı. kurçun geçilmez falan bunu burada tutamaz yani. Anlatabildim mi? Ee, ve çok ilginç bize gelen bilgi de bu bir Filistinli doktorun eviymiş yani. Hı, Orada olur. gasp edilen evlerden bir tanesi. Şimdi verdiği mesaj buradaki bölgedemizdeki güvenlik gerçeğini nesiller boyu değiştireceğiz. Yani şunu söylüyor hala biz sınırları değiştireceğiz diyor. Ve birlikte savacağız. Tanrı'nın yardımıyla kazanacağız. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tanrı zalimlerden yana değil ki senden yana olsun. Neyi kazanıyorsun yani? Demek istediğim şey şu. Buradaki olay kolay bir şey değil. Bu ikinci saldırı. Hani sen suikast yapıyorsan seni de vurabiliriz. Peki bu şimdi drone saldırısı ya drone evet. da bundan daha fazla zarar verebilir mi? Çünkü Hizbullah şimdi hep drone'larla saldırıyor ya verilen maksimum zarar bu mudur mesela? Hayır değil. değil. Eve bir Bakın, zarar vermediğini görüyoruz. Bu eğer kimin tarafından servis edildi bilmiyorum. İki mesaj var burada. Bak biz e, başbakanımızı koruyoruz. Başbakan nerede? Sığınakta. Öyle mi? E, hocam bir Emrah'a soralım. Emrah bu görüntüler e, kim tarafından nasıl paylaşıldı? Ee, bu görüntülerle ilgili orada ne söyleniyor? Sen şimdi görmüyorsun herhalde de o Netanyahu'nun evinin vurulmuş halinin fotoğrafı. Hem yakın açıdan hem e, tepeden böyle bir görüntüyle Netanyahu'nun evini görüyoruz. Ee, e... Yani bu haber kanallarında da e, görüntü paylaşılmıştı. Resmi bir e, kaynak üzerinden çekilmiş olabilir diye değerlendiriyoruz İsrail ama sosyal medyası e, paylaştı yani. Evet, sosyal medya oyun otoritesinin de paylaşımları arasında vardı. Evinin fotoğrafları. E, evet, evet. Yani açık kaynaklardan görülebilir. Gizli bir yerden alınmadı bunlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi <laughs> eğer polis orada siz de gördünüz değil mi? Ee, Özay Özel Bey. Polis perde koymuş. Demek ki yıkım bu kadar değil yani. Demek istediğim o. Neden perdeyle kapatmışlar polisler? Demek ki içeride tahribat var. Ama Netanyahu sığınakta olduğu için kurtuldu. Bu gösterirse arkadaşımız var. Hocam onu gösteririz. Yani benim sorumun cevabını ben tam alamadım. Buyurun. O drone saldırılarıyla şimdi Hizbullah hep have... Bu bir drone saldırısının şey gelen parçalardan bir tanesi. Hayır hayır ama ben başka bir şey soruyorum. Şimdi hani e, Hizbullah hep dronlarla saldırıyor ya şu anda. Evet. E, maksimum verebileceği zarar nedir? Mesela böyle bir saldırıyla mesela evi yıkabilir mi? Parçalayabilir drone'a bağlı. Ha yani şey, şimdi olabilir, bu gördüğüm kadarıyla en şahit küçük Hı. bir drone. Yani en fazla 50 kilo o kadar taşıyabilir. Yani 50 kiloluk bir bombanın yapabileceği etki doğrudan doğruya onu dışarıda bulursa sığınaklı bir yerde. O zaman burada da aslında yayının başından Özellikle beri hep o tartıştığımız sorunun yanıtını mı bulmuş oluyoruz? Tabii Acaba bu bir gözda mıydı? Göze, özel yani bir direkt olarak doğru. bir suikast değil ben de bir gözdağı mı vermek istedi? Çünkü şey var. o zaman daha kuvvetli bir füzeli dronda saldırmaz mıydı? Sözü. Şimdi neyi yayınladılar başlangıçta? petrol depolarını, Arge merkezlerini, artı limanlardaki hücum botları gösterdiler. Bir de yani önemli yani olan biz burada. vurabilir Önemli diyor. olan burada yıkım değil, önemli olan e, Hizbullah'ın Netanyahu'nun evine kadar saldırı yapabiliyor evet, olması söylediğim. Evet. O, öyle, o değil mesajın mi? verilmesi önemli. Dedi diyorum bu bir propaganda ve asimetrik savaş. Yani bir hibrit savaşı. oynuyor, oyunu da oyunu. Onun arkasında İran da var. Ama İsrail'e yardım eden Amerika Birleşik Devletleri açıkça söylüyor. Biz işte İşte Sinver'in yerini söyledik diyor. Ama başarı kimin? İsrail ordusunun. E, şimdi e, burada e, mesele şu. Her iki tarafında istihbarat aşanları demek ki birbirlerini biliyor. Bu bir. İkincisi burada Netanyahu'nun olduğu istihbaratını kim verdi? E, ve hangi şekilde? Benim kim benim... vermiş olabilir hocam? Nedir ihtimaller? Vallahi benim bildiğim orada e, e, Rus gemileri ve uçakları var ondan sonra e, bu olabilir çünkü bugün de söyledim az önce e, İran donanmasına yardım için Rus donanması e, İran karasularına girdi bu çok önemli bir gelişme ha, şu, şu da olabilir bakın e, bir defa buradaki e, bilginin verilmesi her iki taraf birbirine mesaj veriyor ama e, Netanyahu da kendine böyle bir fırsat yakaladı böylece mukabil yani Amerika'yı beklemeden seçimleri beklemeden vurabilir. Evet ama burada da aslında Hizbullah diyor ki ben senin evine girdim. Ya yani burada çok büyük bir korku salmış oluyor Hizbullah. Fulya Hanım benim söylediğim bakın, şey işte. 2 milyon Filistinli Arap yaşıyor orada yani homojen bir yer değil İsrail Yahudilerden oluşmuyor. Ve bunlar oradan şey bir de dünyanın parası satın alamayacağı hiçbir casus yoktur. Dolayısıyla İsrail zengin bir devlet ama İran da zengin bir devlet, petrol zengini. Dolayısıyla her türlü istihbarat gider dünyada. İstihbarata karşı koyabilecek hiçbir devlet yok. Amerika'dan da Rusya'dan da Brejnev zamanı bile, o kadar kapalı zaman bile muazzam istihbarat kaçağı alıyordu. Evet. Dolayısıyla dünyada istihbaratın kaçmayacağı hiçbir ülke yoktur. Ama e, hocam şunu da ilave etmek istiyorum. Şimdi dedi ki çok büyük bir korku salmış olduğu Hizbullah. Ben, ben, ben korkarım. Yani şu an yani. o zaman Sivil şunu olsa. düşünür. E, benim başbakanımın evine kadar Hizbullah girebiliyorsa başbakan da güvende değildir. Halk hiç güvendedi evet. böyle Sadece bir ama değil olabilir. bakın genelkurmay başkanına yapıldı birinci bu saldırı ya. İkinci başbakan hı hı. E, bunlar top level adamlar yani buyurun şimdi bir şunu söyleyeyim ee, bir tarafta Nasrallah'ın Hizbullah'ın üst düzey isimleriyle beraber yaptığı toplantıyı anında öğrenebilen bir istihbarat başarısı var Mossad'ın bu bir rutin. Yani başbakanın, İsrail başbakanının her cumartesi burada olması bir rutin. Mesut Hoca'nın söylediğini ya da hocamın söylediğini bizim düşündürmemiz gereken şey şu. İsrail Genelkurmay Başkanı bir askeri üsteyken o üstünün hedef alınması bak bu tartışılır. Bu Çünkü bu bir rutin değil. Ama bu bir rutin. Yani Şabat'ı bunun da sebebini söyleyeyim. Niye olabilir? Ama şimdi olağanüstü bir dönemde de bu rutin devam ediyor mu? E, etti, hep etti. Yani bir ekstrayı söyleyeyim. Şu anda Netanyahu niye çok rahat? Bir yok etme savaşı oluyor. İsrail strateji değiştirdi. Hem Hamas'ı hem Hizbullah'ı yok etme savaşı yürütüyor. Hizbullah'ın lider kadrosunun ilk iki katmanını, Hamas'ın da iki tane liderini öldürmüştür. Onlar yani şimdi Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nin ipini istediği gibi eline almış. Dün Biden söylemiş İsrail'in ne zaman vuracağını biliyorum diye. Hareket sırası, hareket inisiyatif İsrail'e. Daha doğrusu Netanyahu'nun eline geçmiş. Netanyahu görece rahat. Ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi İsrail Genelkurmay Başkanı'nın askeri üsteyken oraya saldırı düzenlenmiş olması bir casusluk faaliyeti. Ama bak bu bir rutin. Yani cumartesileri bu adam bunu niye yaptığını da söyleyeyim sana. Likut bunlar şeydir e, light inançlıdırlar. Mesela hani işte ışık, elektrik düğmesi açılmaz. Onlar gündüzden açıyorlar, bırakıyorlar elektriği. Akşam yine elektrik oluyor. Likutun şeyi <laughs> e, Yahudiliği biraz light Yahudiliktir. Yani Kudüs'teki gibi koalisyon ortağı 3 parti gibi değildir. Onlar şabatı da birazcık böyle light hale getirirler. Dolayısıyla e, ortada böyle bir tablo var ama şunu söylemekte fayda var. Bak, şu güvenlik önlemleri meselesi bu işin şov tarafı. Ne alakası var ya? Yani Havadan gelen bir tehlikeye karşı yerden polis koysan ne olur, asker koysan ne olur? Ne? Sapanla mı düşürecekler geleni? Yani böyle yani, bu hakikaten garip bir şey belki oldu. Belki vardır sapanlar ya. Ya hocam burada e, şunu söylemekte fayda var. E, İsrail İran kartını askeri harekatını haklı çıkartmak için, batıdan daha fazla silah, para yardımı almak için her şart altında İran kartını masaya koyuyor. Bu işte de koy, burada da koydu. Anlamadığım şeyi bir kez daha söyleyeyim. Hizbullah gün boyu e, askeri ediyorum. hedeflere attığı füzelerin ki evet, başarılı evet. olamamış füzelerin bile açıklamasını yaparken bunu bu başbakanın evine düzenlenen Operasyonla neden ilgili işleniyor? neden tek bir kelime etmedi? Ciddi hmm. bir ben soru. Ben bu sorunun cevabını çok merak o ediyorum. O soru evet, ya, e, yarın bence onlara, de önemli. Yarın belli bakın, olacak o soru. Ben şuraya, de şunu merak ediyorum Bak. hocam. E, onu da değerlendirin de. Netanyahu şu an nerededir? Ne, e, sığınakta. <laughs> sığınakta mıdır? <laughs> Şimdi bakın, şuraya bakın. Demek ki burada örtülmek istenen bir şey var. Göstermek istemiyor sirayet. Nerede hocam? Ha şuraya ee, branda bakın, çekmiş. brandalar çekilmiş. Polis belki de Özay Bey'in söylediğin şeyi o. Başka gazeteciler bunu çekmesini istiyorlar. Tamam mı? Yaklaştırmıyorlar. Dikkat edin orada köpekli bir adam daha vardı. Yani şey mi demek istiyorsunuz? Kademeli bir güvenlik. Biz lan saldırısında Netanyahu'nun evi aslında çok daha büyük zarar gördü. Onu kapatmak için Aynen bu anda çekildi. Öyle. Sadece o camlar falan değil. Göstermek istedikleri bir şey daha var. Yani benim dediğim şey şu. Oraya ne oldu, bir tane mesela beton 50 kiloluk falan bomba düşecek mi? Ne olmuştur? Belki daha sizin dediğiniz gibi 50 kiloluk bir bomba falan düşmüş olabilir mi? İşte onu söylüyorum. O çarpmayla beraber daha fazla bir tahribatın olduğunu saklamak istiyorlar. Hem kendi kamuoyuna karşı hem dünyaya karşı. Ama bir gerçek var. İki defa vuruldu. Bu vurulmalar diğer işte o zaman Hamas'ın attığı füzelerden farklı yani. Direkt siz lideri vuruyoruz. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Asimetrik savaşta siz neyi vurdunuz? Onların liderlerini. Onlar da diyor ki biz sizin genel genelkurma başkanınızı, başbakanınızı biliyoruz, bir insan vururuz. Bunun için de yerel bizim de ajanlarımız var. Bize de elektronik harp desteği geliyor. Ve bunu vurabilecek enstrümanlarımız var. Bu işte İHA olur, deminki atıldığı gibi Irak'tan füze olabilir. Ve bu kamuoyunda Bilmiyorum ben yanlışsam Yani şimdi kamuoyunda yapsın. hem rahatsızlık oluşturuyor hem az önce Hazır Hocam'ın değindiği gibi o Mossad efsanesine bir kez daha 7 Ekim'den sonra çok büyük bir darbe indirmiş oluyor. İstihbarat <laughs> zafiyeti var diye. Yani şimdi ben e, açıkça söyleyeyim Uğur Hoca'ya katılıyorum ben. Yani Sovyetler Birliği'nin istihbaratından e, daha üstün bir istihbarat Soğuk Savaş'ta yoktu bir defa. Ha CIA ona karşıydı ama... O, ne oldu bakın çok önemli. Ben havacı olarak şunu söyleyeyim. Bir tane Alman 15 yaşındaki çocuk bindi şeye, pervaneli tayyareye, Sesta'yla Kızıl Meydan'a indi. Ula ortaya kalk, yıkıldı. Nasıl olur da bu kadar füzeleri olan e, bir, daha Sovyetler bile çökmemişti dikkat edin. Önünde şey var, Polonya var, diğerler komünist ülkelerin hava savunmasını geçiyor. Dayanık Kızıl Meydan'a iniş yapıyor. Tabii çocuk da küçük oldu. Şimdi bir şey de yapamıyorlar, Sevil uçakta. Kızıl Ordu rezil oldu. Şimdi bu ondan daha farklı. Neden? Bakın siz e, siyasi liderinizin önce de askeri liderinizi ölümle karşı... karşı ne dedi? Açıklayamadılar genel kurmaya başladı. Yani İsrail başlığı. kendi başbakanını koruyamıyor imajı çıkmadı mı burada dünyaya karşı? Burada çıkıyor karşıda? işte. Ama şu var. Özay Bey'in söylediği bir olasılık da şu. Bunu koz olarak kullanıp belki de Biden'ın ben ne zaman saldıracağını biliyorum ee, sözü de bu. Yani şimdi ben ödül şeyin Özay Bey'in söylediği çok önemli bir şey daha var. Diğer başarısız askeri personel soruşturma açılıyordu. O iki tane üç tane helikopter pilotu civciv mi? Önündeki şeyin e, bakın helikopterin sureti Apache'nin sureti o insansız hava aracından yüksek. Dikkat edin onu önüne alıyor. Burada tespit etmiş bir de ona bilgi geliyor. E, e, Apache'de e, çok önemli bir radar var. Ne demek istiyorum? Onu önüne alacak ve öyle ateş edecek. Gördünüz mü? Ee, e, bir başka şey de şu. Ona gelen, Apache'nin elinde onun sürat ve irtifa bilgisi var. Niye vuramadı onu? Vurmak mı istemedi? Karavana atamaz. Çünkü atarsa öbür koldaki helikopter vurması lazım. Niye bir, vuramamış olabilir? Biri vuramadı. Tamam. Makine altı tüfekle vuramadın. Füze var. Füze at. Niye vuramadı o zaman? Demek ki... Burada bir şey var danışıklı dövüş var ve benim gördüğüm kadehde bu defaki siyah denizden tamam, geliyor. Tamam onu bir söyleyeyim böyle tane tane oradaki danışıklı dövüş ne o zaman? Yani şu bu üçüncünün düşmesini istemiş olabilir pilotlar veya genelkurmay başkanı vurma dememiş diye emir vermiş olabilirler. Bütün dünyayı ayak kaldırıyorsun bak Netanyahu'ya su suikast oldu. Bu önemli ve o da intikam yemini ediyor. Geleceğiz İran'ı vuracağız diyor. Bakın Hizbullah vuracağız demiyor. Peki bu saldırı olmasaydı İran'ı vurmayacak mı? Zaten vuracaktı. Evet. Ama şöyle e, bir ortada bir Yani ihtiyacın var İran'ı vurmak için Şimdi böyle bakın, bir danışıklı dövüşe. Dünkü saldırıyla bir e, bağlantı var burada. Özay Bey dedi ya İran'ı nereye vuracağız hedefleri. Amerika bir mesaj daha verdi İran'a. Dedi ki ben seni istediğim an istediğim yerde vururum. Ne dedi Amerikan Genelkurmay Başkanı? Biz istediğimiz yeri vurdu. Nereye vurdular diyor? Yemen'i. Hı. Kaç hedef vurdular? Mizuri'den kalkan beş 12 tane. bin kilometrelik 5 tane vurdular. Şimdi beş Yolculukla. Tane. Şimdi bu mesaj kime? Ee, bu uçak dünyanın en iyi gelişmiş uçağı. Hı. B2 bombardıman uçağı. 19 tane var dünyada. Çok daha fazla var. öyle yani onlar o kadar söylerler e, ee, ilk mesajı kime verdiler? Ne söylemiyor bu... hocam daha fazla var değil mi? İstihbarat gereği. Ee, birincisi şu, bu uçak yapıldığında ben doktora tezimi yeni tamamladım Uğur'la. Değil mi? Gençtik o zaman. Ondan <laughs> sonra. hala genc. Eski kankalar. Evet. <laughs> hala gençiz. <Evet. gülüyor> hocam hala gençiz. Evet. <laughs> şu oldu. E, ee, Çin Büyükelçiliğini vurdular Belgrad'da. Ve General Şoygu da o zaman albaydı. Kendisi bizzat Sayın Şoygu açıkladı bana. Öldürülebilirdi Şoygu da. Burada Çin'e şu mesaj verildi. Seni istediğim an istediğim yerde vururum. Pencereden soktular füzeyi. Ondan sonra da özür dilediler. Ama aynı uçağı şimdi Çin de yaptı. Evet.